Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben artık gününde video yapamaz oldum. Bir koşturmaca gidiyor bakalım. Bu çocuk pek uysal da. Önce o yesin kuzum. Sonra ötekileri çağıracağım. Bu arada beslemeyi bitirdikten sonra da Hatice Hanım'la bizim Bekir'i görebilirsek tabii. Göremezsek de oradaki işte veteriner hekimlerle, yetkililerle görüşeceğiz bakalım durumuyla ilgili. Ye çocuğum, ye de sen öbürkileri öyle çağırayım. Etrafa başka kediler, çocuklar falan geldi mi hemen saklanıyor, yemeden gidiyor kuzum benim. Ah, yaşlı kedi de geldi. Vallahi bunu böyle işte iyi, mama yiyebiliyor, su içebiliyor. Gördüğüm her güne şükrediyorum. Yani ne bileyim, ben iyi bir şey yapamadan bu çocuk için bir şey olacak da çok sonra vicdan azabı kalacak diye ödüm kopuyor. Yani gerçekten, yani her gördüğüm gün benim için şükür sebebi oluyor. Ya belki bakarsınız kışa kadar bir çare bulurum. Ne bileyim, kitlemiz çoğalır, takipçilerimiz çoğalır. Ne bileyim, daha çok insan sesimizi duyar belki. Yardımcı olmak isteyen çıkabilir. Ya da o zamana kadar, yani kışa kadar bakarsınız ben daha geniş bir yere. Yani bahçeli ya da teraslı. Hani böyle kendine ait bir terası olan. Tel örgüyle terası da ben bahçeye çeviririm. Çare arıyorum yani, devam ben böyle şey oluyorum ya, enerjim düşüyor ya. Aşıyla mı alakalı diyeceğim ama ben bu sene aşıdan önce de böyleydim. Böyle bir şey, modum düşük. Fabrika ayarlarıma geri dönmem lazım gibi, o derece yani. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya, Allah hayır etsin. İnşallah hayırlar olsun hakkımızda. Bu kızım da geldi. Çocuklarımı tek tek ağırlıyorum bugün. Tek tek kabul ediyorum çocuklarımı. Allah'ım. Kuş sesleri geliyor mu bilmiyorum da. Kediler olmayınca inip kedi maması yiyen kuşlar var burada. Bilmiyorum, belki sesleri geliyordur. Biz insanlar bozmasaymışız, ne güzel bir doğa vermiş Allah bize de. İşte ne bileyim, sürüklenmiş gidiyoruz. Tekom da geldi. Yedi. Şimdi kim böyle tombikte mamasını yiyor. Ötekisi suyunu içiyor. Öyle. Şurada bir yerde de sarı kediler var. Onlar da bunların çekilmesini bekliyor. Sırayla bugün. Bugün böyle. Buradan da zaten gidiyorum Bekir'e. Bak bakayım benim kekom. Bak kuzum bana. Kekom. Ağacım. Su içişine bakın ya. Kurban olsunlar sana. Güzelim benim ya. Çok yağmurluydu kaç gündür dostlar, var ya. Ay öyle üzüldüm, öyle üzüldüm. Benim bildiğim buralarda yok yavru kedi ama. Dedim acaba telef olmuş mudur? Çok telef olan hayvan olmuştur. Özellikle kediler ve özellikle yavru kediler. Vallahi çok böyle şey, hani böyle yağmura mutlu olamayanlardanım. Hani bazıları çok mutlu olur ya, ben yani Allah'ın rahmeti bir şey de diyemiyorum ama içimde cayır cayır yanıyor. Hayvanlar için zor oluyor biraz. Ben sizin sıranızı severim be. Sen az önce yediydin ya. Keko Bey. Keko Bey. Ha, bu cadı da geldi. Bu cadı herkese kavga çıkarıyor bak. Gördünüz mü? Halbuki bu buraya diğer taraftan geliyor. Bunu buraya alıştırdık. Daha doğrusu beni buldu. Burada da kimseyi yaklaştırmıyor. Her şey benim diyor. Cadı. Gel Keko gel. Bayağı ondan korkuyorlar Kekolarda.
Tombik de korkuyor. Hepsi erkek, ondan korkuyorlar ha, o dişi. Çok ayıp. Korkuyorlar ondan. Aslında korkmuyorlar da kibarlık yapıyorlar benim çocuklarım. Centilmenler. Cadı. Fena ya. Birkaç tane azımımız vardı. Köpeğimiz var. Hatice Hanım, geldik Bağcılar Belediyesi Veteriner İşlerine. Ne oldu? Anlatabilecek misin? Bekir belli bir antibiyotik tedavisi alacak. İşte takviyeleri, Vitaminler. vitaminleri falan vesaire. Ondan sonra artık dışarıda hayatını sürdüremeyeceğini anladı kalça kırığından dolayı. Biz de tedavisi bitince, antibiyotik tedavisi bitince haberleşeceğiz belediye ile. Artık onun için ne yapabiliriz? Onun yoluna bakacağız. Yani bu saatten sonra o yapılabilecek. İnşallah düzelir. Belki düzelir, bir mucize olur. Benim daha önceki ölen kedimde belli bir mucize olmuştu. Belki onda da olur, belli bir alanda kaldığı için. Ondan sonra bu şekilde devam edecek hayata. Tabii üzüldük mü? Çok üzüldüm. Ben üzüldüm şahsen. Oynayan, tıklayan bir kediydi. Ama artık yarı sokak kedisi olarak devam edemeyecek hayatına. Aynen, yarı sokak kedisiydi. Bir ev kedisi olacak, ona yuva gerekecek. Aynen. Koruma altına. Koruma altına alacağız. Bir de bir kafes gibi bir şey, böyle dar alan Geniş bir yapılır. kafes yaptırmak gerekecek. Telden. Onun içinde hayatını sürdürecek, dönecek, yemeğini yiyecek, kakasını yapacak vesaire. Böyle evin içinde dolaşamayacak. Çok fazla bir şey Ve burada olmayacak. ne kadar kalacağının da zaten süresi belli değil. Bir hafta da olur, 10 gün de olur, bir ay da olur. Ondan sonrası da artık ona ya işte gerçekten canı gönülden bakacak bir yuva bulacağız ya da işte ona bir yer yaptıracağız artık. Kakasını kendisi yapabiliyor, hani gerekli Şimdilik olması. yapabiliyor ama ileride yapamayabilir. Belki hani bağırsağına baskı olmaz, belki ciğerine baskı olur. Belki de hiçbir şey olmaz, belli olmaz Evet, yani. ama riskleri var mı? Yani Var. riskleri var mı? Evet, doğru, var. Şu an için böyle kedimiz. Bakalım ileriki zamanda ne yapabileceğiz, ona bakacağız. Üzüldüm, evet, üzüldüm. Evet dostlar, her yerden olduğu gibi biz hayvanseverler boynumuzu büktük. O gün oradan ayrıldık. Ayrıldıktan bir yarım saat sonra oranın sorumlusu, yetkili kişisinden telefon aldık. İşte iğne ilaç tedavi sürecine bakıldı. Pazartesiye tedavi süreci, yani ilaçları en azından bitiyor dedi. Pazartesi günü dedi. Hani siz mi buradan almak istersiniz yoksa biz mi kapıya bırakalım diye bize sordu. Biz de dedik ki hani olur, göremez Hatice Hanım, bir şey olur. Zaten hani yürüme güçlüğü çeken bir kediyi kapıya da olsa sokağa bırakmak doğru olmaz. En iyisi biz alalım dedik. Şimdi Hatice Hanım onu alacak. Artık bir ay, 2 ay ne kadar sürer bilmiyorum. Evde onu misafir edecek. Yalnız işte sandalyeden dahi olsa hoplayıp zıplayamayacağı, fazla hareket edemeyeceği bir alanda kalması gerekiyor. Hatice Hanım şimdi sipariş verdi. Ona tel örgülü bir şeyler, bir kafes yaptıracak. İşte içine kum kabının sığacağı, işte bir köşesine minderinin, mamasının, suyunun. Tabii gözetim altında bir süre çıkartacak, yürütecek filan ama normalde çoğunlukla kafes istirahati uygun onun için. Çünkü kırığı kalçada olduğu için ve ameliyat edilemeyen bir yerde olduğu için çok fazla hareket ederse, hoplayıp zıplarsa o kalça kemiği gitgide içeri doğru çökeceğinden bağırsağına, işte ya da ciğerine, diğer iç organlarına zarar verme ihtimali olabileceğinden hareketi kısıtlanması için uzunca bir süre kafeste kalması önerildi. Biraz orada da gerginlikler yaşadık. Birbirimizi anlama güçlüğü çektik. Ses yükselttik falan. Sonunda anlaştık, uzlaştık.
Neticesinde onlar da bize işte baktılar, yardımcı olmaya karar verdiler. İşte Hatice Hanım tel örgüsünü bilmem nesini artık kendi yapacak. Çünkü internetten baktık dedik hazır alalım öyle bir şey. Yani bizim istediğimiz gibi bir şey 1000 lira 1500 lira civarında tutuyordu. Artık malzemelerini alıp yapmak bir 200-300 liraya kurtarıyordu. O yüzden Hatice Hanım başarabildiği kadarıyla kendi yapacak. Pazartesi günü Bekir'i de alacak. Pazartesiden sonra zaten gelişmeleri de bildiririm. Ama tabii mağdur, sağlık sorunu yaşayan işte birçok hayvanımız var. Hepsi için dualar edelim dostlar. Yanında Bekir'imiz için de dua edelim. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah onlara bakanlara, bizlere kolaylıklar versin. Gerçekten kolay değil. Zor yani maddi manevi çok zor. Aslında belediyedeki görüşmelerle ilgili anlatacağım daha çok şey var ama zaten sizler biliyorsunuz. Yani ne diyeyim işte maaş alıp oturup duruyorlar gibi geliyor bize. Hani biz bırakın maaş almayı kendimizden maddi manevi ödünler vererek harcamalar yaparak bu işlerin üstesinden gelmeye çalışırken bir de böyle azar gibi işte şeylerle karşılaşıyoruz. Ne diyeyim? Allah yardım etsin. Allah doğru yolda olmayanları da doğru yola sevk etsin. İnşallah herkese merhamet versin. Yani merhamet olsun yüreklerde ki hayvanlarımız da bu kadar mağduriyet yaşamasın. Şimdilik böyle dostlar. Yarın işte akşam yani pazar günü saat 17.30'da Türkiye saatiyle 17.30'da canlı yayınımıza da katılırsanız bizleri çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bana, kedilerime, sokaktaki canlarıma destek olmuş olursunuz. Ben de mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.